karşınızdayız bugün. ÖSYM 2019 ve 2020 AYT kimya sorularını nereden aldı? Haydi bakalım. Evet, ilk sorumuz: temel haldeki bir atomun enerji seviyesi en yüksek orbitinde bir elektron vardır gibi başlamış. L eşittir M'le eşittir 0 olan toplam kaç elektronu vardır? Bunun için MEP kazanım 11. sınıf test 1. soruya bakalım. L eşittir 2 değeri için M'le değeri aşağı değerden eksi olamaz. Birebir aynı değil ama mantık aynı arkadaşlar. O yüzden sizlere bu soruyu göstermek istedim. İkinci soruya bakalım. Temel haldeki titanyum atomunun elektron dizilimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. 41'e gidiyorum. Bakın zaten burada atomların elektronların dizilimi var. Hatta burada da mesela görebilirsiniz titanyumun. Ben burada şunu örnek veriyorum. Bakın skantiyum elementinin. Bakın 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Zaten titanyum 22 olduğu için 3d2 ile bitirecek. Hemen hemen aynı arkadaşlar. Bakın neredeyse aynı soruyu sormuşlar diyebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda çok şaşıracağınız bir yerden sayfa 83'e gidiyoruz. P son V son sorusu. Bakın birebir aynı. İnceleyin soruyu. Bakın şurada da bir bilgi vardı. Ne diyordu? Birbirlerine tepkime vermeyen farklı kaplardaki gazlar karıştırıldığında P1, V1, P2, V2, P son, V son eşittir. Bakın burada ne diyor? Ayrı kaplarda bulunan. Bakın. Birebir aynı soru diyebilirim. Dördüncü soruda MEP kazanım testlerinden birisi. Göstereyim soru. Sorumuz 8 arkadaşlar. Bakın. 0.2 molar 300 mililitre buydu. Bu karıştırmış. Mantık aynı arkadaşlar. Dikkat edelim. 20 AYT sorusu için. 18'in sorumuz bu şekilde. Evet, 5. sorumuza bakalım. Bize KD yani donma noktası alçalması ile ilgili bir soru. Bakalım bu soru nereden? Sayfa 141'e gidiyoruz ders kitabındaki. Donma noktası alçalmasını hesaplayınız. Arkadaşlar bakın değerler verilmiş. Yerine yazacaksınız. Olay buydu, mantık buydu. 6. soruya bakalım. Kimya ders kitabından sayfa 183'e gideceğiz. Kimyasal tepkimelerde enerji yazıyor. Ama direkt ben 4. soruyu kabul edeceğim. Bakın direkt. Ne yapıyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Burada üçlü verilmiş. Mantık aynı arkadaşlar. Önce karbonu elde ediyorsunuz sol taraftan. Sonra hidrojeni. Sonra bu tarafı eşitliyorsunuz arkadaşlar. C2H2'ye. Ona göre verilen işlemleri yapabiliyorsunuz. Zaten bununla ilgili çözümlerimiz de vardı. AYT Kimya Full Tekrar 2020. Onu da açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan da çözümlerine ulaşabilirsiniz. Evet. Gelelim 21. soru. Bakın ilk soruyu bunun için düşünebiliriz. Burada hacim ile ilgili sormuş. Burada daha genel. Bu deneyde titredilen asit bir kuvvetli asittir deniliyor. Zaten kuvvetli asit de kuvvetli baz arasında oluyordu titrasyon işlemleri. Bununla ilgili de bu mantığı anlayabilmek için sayfa 257'ye bakacağız. Evet, kuvvetli asit baz titrasyonu. Zaten bunu başlığından dolayı bakın ne oldu? İlk şık gitti. Mesela başlangıç hacmini sormuş. Zaten burada bir formülümüz vardı. MA, VA, DA, MB, VB, DB. Asitin molaritesi, hacim asitin değerliği, bazın molaritesi, baz çözeltisinin hacmi bazın değerlerine eşittir. MA, VA, DA, MB, VB, DB eşit. Arkadaşlar. Zaten tesir değerlerinin monoprotik asitin 1 olduğunu düşünürsek oradan yola çıkabiliriz. Hemen hemen aynı soru diyebilirim. 8. sorumuza bakalım. Kimyasal tepkimelerde hızla ilgili giriş kısmında, hız konusunun giriş kısmındaki bir sorumuz. Bu da 197. sayı. Bakın arkadaşlar, madde miktarı tepkime hızı. Giren veya ürünün madde miktarındaki değişimini zaman aralığına bölmüşüz. Bakın arkadaşlar şuraya bakın. N2 gazı artı 3H2 gazından NH3 gazı oluşmuş. Amonyak gazı oluşmuş. Bakın girenler ne olacak? Eksi ile olacak. Çünkü harcanacak. Ürünler artı ile oluşacak. Bununla ilgili bir soru arkadaşlar. Bakın. Tabii 1 bölü 8 olacaktır arkadaşlar bu. R ile alakalı bir durum. Hemen onu da vermiş mi? Bakalım. Eşit demiş. Evet bakın burada. Eşitliği de vermiş arkadaşlar. Olay bu. Mantık buydu. 9. sorumuz buradaki neymiş? Evet. Denge konusuyla ilgili. Derişim. Bakalım 236. sayfaya gidelim. Bu arttığı için buraya dengelemek amacıyla amonyak sayısının artacağını söyleyeceğiz. Bakın grafikler burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Derişimle ilgili bir sorum. Tepkime dengede değildir demiş T1, T2 aralığında. T2 anında NO2 gazı ilave edilmiştir gibi bakın. Hemen hemen aynı mantıklı bir soruydu. 10. sorumuza bakalım. Redox tepkimesiyle ilgili. Bu da arkadaşlar 11. sınıf ders kitabını bitirdik. 12. sınıftayız. 12. sınıf kimya ders kitabı. Bakın. Elimizde bir redox tepkimesi var. P artı HNO3 artı H2O'dan bunu elde etmiş. Tepkimesini denkleştiniz diyor. Zaten yükseltgen basamağını bulmamız gerekiyor. Yükseltgen basamağını bulabilmişsinizdir diye düşünüyoruz açıkçası. Bu bilinmesi gereken bir bilgi yükseltgen basamağı. Bakın bu yoldan da indirgenme yarı tepkimesini bakın indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini bulacaksın buradan. Tamam mı? Öncelikle yükseltgen basamaklarını buluyorsun. Sonradan hangi madde yükseltgenmiş, hangi madde indirgenmiş bunu buluyorsun. Olay buydu, mantık buydu. Geldik galvanik hücreye. Zaten galvanik hücre olmazsa olmaz sorulardan birisi. Sayfa 30'a bakalım arkadaşlar. Bakın burada detaylı bir şekilde anlatılmış. Anot katodu belirliyorsun.
Gerçekleşen tepkimeleri ve pil tepkimesini, hangi yarı ücü hareket eder, derişimi azalır, pilin şematik gösterimi, tuz köprüsündeki hangi yön, hangi kaba hareket eder, tuz köprüsündeki anyonlar, anatot, katyonlar, katota, buradan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın her şey var, her şey var. Bu da arkadaşlar bizleri metalin aktifliği ile ilgili olan sayfa 39'a yönlendiriyor. Bakın indirgenme, yükseltgenme potansiyelleri verilmiş arkadaşlar. Standart koşullarda indirgenme yarı hücreleri potansiyeli arttıkça metal iyonun indirgenme eğilimi artar. Metalif aktifliği azalır arkadaşlar. Burada verilen bilgiler var. Metalin E yük değerleri ne kadar büyükse aktifliği o kadar daha fazladır. Yükseltgenme potansiyeli için yalnız, ama indirgenme potansiyeli ters orantılı, yükseltgenme potansiyeli doğru orantılıydı arkadaşlar. Soru buydu. Hemen buradan bulabilirsiniz. Yükseltgen ve indirgen maddeleri, ardından soruyu çözebilirsiniz diyorum ve buradaki son sorumuz sayfa 113'ten. Karbon kimyasına girişe kadar soru vardı. Bakın bunu aynen vermiş. Bakın etin. Bu etin arkadaşlar birebir aynı şekil. Karbon atomları SP kare hibritleşmesi yapmıştır diyor. Mesela bakalım. Karbon atomları SP hibritleşmesi yapmıştır zaten. Bakın bir şıkkı erebiliyorsunuz direkt. Yani değil mi? Olay bu, mantık buydu arkadaşlar. 2020 AYT'de bakın MEP ders kitabından ve MEP kazanımlarından birebir geldiği soru da var, göstermiştim. Hemen hemen yakın sorular geliyor. O zaman biz mutlaka ama mutlaka kalan sürede imkanımız varsa MEP kitabının tamamını, imkanımız yoksa da arkadaşlar örnek sorularını mutlaka çözün derim arkadaşlar. Konuyu biliyorsanız örnek soruları çözseniz de olabilir. Peki 2019'da bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. 2020 için böyle hani pandemi vardı. 2019'da pandemi yoktu. Bakalım şimdi buradan. Evet, ilk sorumuz bor atomundaki elektronların baş kuantum, açısal kuantum, manyetik spin hangisi doğrudur denmiş. Burada da borun mesela bakın 1s kare 2s kare 2p1 olduğunu görüyoruz. Değerlik elektronları için en değeri 1'dir diyor. Değerlik elektronların arkadaşlar burada 2'de verecek. Değerlik elektronları en nedir? 2'dir arkadaşlar. Bakın 2s2 ve 2p1. Değerlik elektron sayısı 3. 2s ve 2p'de, yani en 2 olacaktır. 4 tane elektronun L değeri 0'dır diyor. L eşittir 0 ise S orbitaliydi. S orbitalinde 4 tane elektron olacak. Bu şekilde çözebiliyoruz. Geldim 16. sorumuza buradaki. Yani kimya ile için ikinci sorumuz. Bu da 101. sayfadan arkadaşlar. Bakın birinci soruya da bakın, ikinci soruya da bakın. Birebir neredeyse aynı arkadaşlar. XO2 gazı. Yani bunda bir azıcık bir mantık gerektiriyor arkadaşlar. Olay bu, mantık buydu. Helyum gazı ve helyum bölü ve XO2 gazından arkadaşlar. Ne yapacaktınız? MA ile ters orantılı, hızla doğru orantılı. Bakın MA ile ters orantılı, hızlarla doğru orantılı arkadaşlar. Zaten aynı şartlar dediği için sıcaklığa da gerek yok. Olay bu, mantık buydu. Bu 17. soru birebir aynı olmasa da arkadaşlar sayfa 106'da bize açıklama yapmışlar. Potasyum kloratın ısıtılması tepkimesinde Dalton kısmı basınçlar türünden su üzerinde toplanan gazlarla ilgili. Hatta neredeyse şekil bile hemen hemen aynı arkadaşlar. Şu şekli biraz daha abartmışlar. P toplam ne diyor? Oksijen gazının kısmi basıncı ile su buharının kısmi basıncının toplamı bize P toplamı verir diyor. Demek ki arkadaşlar kısmi basıncını hesaplamak için bizim hacme ihtiyacımız var mıymış? Yokmuş değil mi? Hacimden bahsediyor muyuz burada? Hacimden herhangi bir şey yazıyor mu bakalım. Oksijen gazının kısmi basıncı ile su buharının kısmi basıncının toplamı. Demek ki hacme gerek yok. Evet. Soruları çözmüyorum arkadaşlar. Sadece yakaladığımız noktalara bakıyorum. Evet, bakın 2020'de ne sordular? Donma noktası alçalmasını sordular. 2019'da kaynama noktası yükselmesini sordular. Ve bakalım bu soru nerede? Sayfa 141'e geçer soruya. Hem kaynama noktasını, donma noktasını alçalmasını hesaplayınız demiş. Bakın kaynama noktası olan kısım burası. Şu kısım. Donma noktası ile ilgili olan kısım da burası. Olay bu, mantık buydu. Evet, 5. sorumuza bakalım. Entalpi sorusu. Hatta bu 5. soruda şaşıracaksınız bakın. Neredeyse birebir aynı soru. Bakın arkadaşlar, karbon katısı oksijen gazı 2 karbon monoksit gazının tepkimesinin delta ışık kaçtır? Burada ne vermiş? Neredeyse aynı soru. Neredeyse aynı soru arkadaşlar. 6. sorumuza bakalım. Tükenme hızı ile ilgili bir soru. Bakalım kimyasal tepkimelerde hızla ilgili bir soru. Sayfa 198. 2 dakikada bu şekilde verilmiş. Dakika ile ilgili vermiş burada. Burada da saniye. Zaten bunu işlem yaptığınız zaman bu gelecek zaten. Saniye cinsinden. Olay bu. Mantık bu idi. Bakın buradan çözümle. Arkadaşlar benzer bir mantıkla sorular var burada. Yani alttan böyle bile geçiş yapabiliyorsun. Şimdiki sorumuz arkadaşlar titrasyon sorusu. Sayfa ders kitabına 252. soruya bir gidelim bakalım. Onun ilgili soru. Şu formülü aklınıza yazın arkadaşlar. Kısa bir kağıda not alın. MA veya DA, MB, VB, DB. Monoprotik bir kuvvetli asit. O zaman tesir değerlerini 1 alacaksın. Sodyum hidroksitin tesir değerlerinin kaç olacağını söylememe gerek yok zaten. Bakın burada. Şurası 25 bizim için önemli. pH 7 iken 25 çok çok önemli bizler için. Deneyde kullanılan asit çözeltisinin derişimi 0,05 molardır. Yanlış hatırlamıyorsam cevap buydu.
Yani olay bu mantık var arkadaşlar. 50 metre sodyum hidroksit çözeltisi ilave edildiğinde eşya noktasına ulaşılır. Bakalım. Yok, ne alaka. 20 metre sodyum hidroksit çözeltisi ilave edildiğinde ortamda tampon çözelti oluşur. 2.15 pH. Yani eşyalık noktasından sonra pH değeri 7'den büyüktür. 11.12 pH ise pH değeri 14'e tamamlıyorsun. Küçük yani. Bakın arkadaşlar, soruyu çözdük yani. Bildikten sonra çözebiliyorsunuz arkadaşlar, inşallah. 8. sorumuzdayız bu sorunun ardından. Lityum klorür suda çözeltisiyle ilgili. Bunda sayfa 1265'te kısa bir bilgiler çözünürlükle ilgili, çözünürlüğü etki eden faktörlerden güzel soru sormuşlar. Ortak iyon etkisi ne yapıyor? Derişim arttıkça çözelti, çözünürlük azalıyor. Lityum klorür ortak iyon mu? Evet. Katı lityum klorür eklenirse ne yapacaktır arkadaşlar? Çözünürlük azalacaktır. Zaten bize bu bilgiyi vermiş arkadaşlar. Hemen hemen yakın bir soruya bakalım, çıkmış soru. 9. sorumuza bakalım. Demir çivinin paslanması ile ilgili. Burada sayfa 71 ile 72'ye bir gideceğiz. Kurban elektrotlu arka. Korozyonla ilgili bir durum bu. Korozyona karşılanabilecek önlemler işte ne yapıyor? Korozyona dayanıklı malzemeler kullanmak. El atmış mesela burada. Demir çivinin paslanmaması için çinko şerit kullanmış. Acaba çinko demirden daha mı aktiftir? Yani o mantıksız çıkar. Evet, geldim bu soruya, elektroliz konusuyla ilgili sayfa 64'e bakacağız. Vermiş bize. Hatta burada formül de var. Hani yani kısa bir not almak istiyorsanız bunları da not edebilirsiniz. Buna göre ikinci kabın katodunda toplanan alüminyum katısı kaç gramdır diye sorulmuş. Bakın neymiş? 5.4 grammış. Formülleri yeni yazıyorsun. Olay bu. Mantık bu idi. Bakın. Katotta kaç gram? Magnezyum metali birikir denmiş arkadaşlar. Burada da formülü yerine yazacağımız bir soruydu arkadaşlar. Onun formülü şurada bakalım. Şurada verilen bir formül, evet. Açığa çıkan madde miktarını bu bölgede bulabiliyorsunuz. 96.450 yaklaşık olarak vermiş. Olay o, mantık oydu. 96.500 özür diliyorum. 11. sorumuz sayfa 98'den mezsek eğer. Grafitin yapısıyla ilgili bir soru. Altıgen halkalar oluşturacak şekilde dizilmiştir grafitte. Yedigen değil, bitti. İlk şık gitti zaten. Arkadaşlar. Evet, 12. sorumuzda da organik kimya ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bunun birebir karşılığını bulamadım ama benzerlerine yakın buldum arkadaşlar. Benzer. Hemen hemen. Şurada. Özellikle kazanım kavrama testi 12. sınıfın birincisinde. Mesela kaynama noktası en yüksektir diyor. Dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Bunu bilmemiz lazım. Mesela doymamış hidrokarbondur gibi. Mesela bunlardan sormuşlar, izomerliklerden. Bunlarla ilgili. 3,3 dimetil pentandır gibi. Arkadaşlar hep kazanım testine de mutlaka bakın diyorum. Peki konu olarak hani hemen hemen yakın yerler neresi? Sayfa 132'ye bak. Sayfa 132'de mesela 2 metre pentan, 2 metre büten verilmiş. 2 metre büten şeklinde adlandırılabilir diyor. Hemen 2 metre bütene bakıyorsun. Bakıyorsun 2'de metil var. Bakıyorsun burada 2'de metil var mı? Var. 1, 2, 3, 4. 4 ne? Büten. Olay bu, mantık buydu. Çiftli bağ olsaydı herhangi bir yerde büten diyecektik gibi adlandırılabilir. Son sorumuzla ilgili benzer yerler nerede var dersiniz? Sonra bakacağım. 146. sayfada cis trans izomerliği hakkında bilgi verilmiş arkadaşlar. Bu şekilde çiftli bağ olması lazım. Var. Belki olabilir, tam emin değiliz. Mesela cis trans izomerliği gösterir göstermez bilgileri var burada arkadaşlar. Ve sayfa 151'e geçelim. Burada da 151'de yapıya halojen katılması şeklinde bir soru. Bu tabii ikili bağda arkadaşlar. Burada örneğimiz, evet, burada da ikili bağda diyebiliriz. Mesela bromlar adlandırılmış arkadaşlar. Evet. Olay buydu, mantık buydu arkadaşlar. Benzerleri var. 4 metil 3 fenten olarak adlandırılır. Çiftli bağa yakın olana numara vererek, yani oranın sayısını düşürterekten numara veriyoruz. 1, 2. 2'de ne var? Metil var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ne? Penten arkadaşlar. 2 metil 5 penten olarak adlandırılır. Olay buydu, mantık buydu. 27. sorunun cevabı neymiş, ona bir bakalım. MEB kazanım testlerinden benzer sorular mutlaka koyuyor. Biz bu noktada o zaman biz 11. sınıf MEB ders kitabıyla 12. sınıf MEB ders kitabına iyi çalışmamız lazım. Demek ki arkadaşlar ÖSYM 11. sınıf MEB ders kitabından, 12. sınıf MEB ders kitabından arkadaşlar benzer soruları, hatta bazı yerlerde birebir çok yakın sorular sorabiliyor. Demek ki biz bu kitapları iyi bir şekilde çalışırsak umarım, yani 13 sorudan 13, bakın 13'ün garantisini vermiyorum arkadaşlar size ama bu iki kitaba kalan sürede en iyi şekilde tekrar yaparaktan bence arkadaşlar 8 net yukarısını garanti edebilirim sizlere. Yaklaşık olarak zaten 10-12 soru neredeyse, yani 10 soru garanti gelebiliyordu. 3 sorudan organikten belli olmaz diye oradan biraz kıstım.
Kalan zamanda 20-25 gün, 24-25 gün var. Ne yaparsınız arkadaşlar? Mesela bir günde modern atom teorisine hızlıca bakarsınız. Bir gün gazlar, bir gün sıvı çözeltiler 3 gün. Enerji 4, hız 5, denge konusu 2 gün verelim 7 olsun mesela. Hadi asit bazı da ekleyelim 8. Mesela 8 günde arkadaşlar 11. sınıf kimya kitabını bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. 12. sınıf kimya kitabına kalan sürenin tamamını da verseniz güzel olur arkadaşlar. Bu arada. Evet. Burada arkadaşlar içeriğine bakalım. 8 günde. Mesela kimya ve elektrik konusuna 3 gün verin. Mesela 3 gün. 11 yaptı. Karbon kimyasının girişe 2 gün verin. 13. Geri kalan zamanınızın tamamını organik bileşiklere yüklenin arkadaşlar. 10 günde yani. Demek ki hala bazı şeyler yapılabilecek için zamanımız varmış. Evet, videomuz bu şekilde arkadaşlar. Aynısını yani ÖSYM ve MEB kazanımlarından acaba soru çıkıyor mu dediğiniz dersler varsa aşağı yorumlar kısmına yazın diyorum. Onları da çekerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışın. Hayallerinize ulaşın diyorum. Hoşçakalın.